Kıymetli kardeşlerim, ben Ütopya Bağımsız Milletvekili aday adayı Ahmet Açıksarı. Ülkemizde yaşanan bu sorunları meclise milletvekili olarak gündeme getireceğim. Meclise ulaştığımız o gün çok farklı bir gün olacak. Meclis bizden hizmet bekleyecek. Halk bizden hizmet bekleyecek. Biz o gün o mevkide bulunduğumuzda maaşımızı heba etmeyeceğiz. Maaşlarımızı çöpe atmayacağız. Hepsini halk için kullanacağız. Bu mahallede doğdum, bu mahallede büyüdüm. Bu sokaklar benim çocukluğum. Bu sokaklar benim hatıralarım. Bu sokaklar benim anılarım. Bu mahalleyi daha güzel bir hale getirmek için, bu yurdu daha güzel bir hale getirmek için, Ütopya için milletvekili adaylığımı açıklıyorum. Tövbe tövbe. Bunların hepsini çözeceğiz. İkinci sıraya parklar olmayacak. Herkes kurallara uyacak. Her kural çalışacak. Her şey tıkırında olacak. Kamu mallarına ilan yapıştırmak yasak. Bunu da çözeceğiz. Sayın Bakmayanım, merhabalar. Nasılsınız? Çok şükür, sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Bildiğiniz üzere bağımsız. Aday olacak mısınız? Evet efendim. Meclis bizi çağırıyor. Halk bizden hizmet bekliyor efendim. Bu dönem zor ya. Niye öyle dediniz? Ortam müsait değil çok. Halkımızın verdiği güçle biz o meclise gireceğiz. Ütopya bizi bekliyor. Ütopya bizden hizmet bekliyor. Ya şimdi bana soracak olursan olma derim. Sayın Bakmayanım, halk bizi bekliyor. Halk bizi çağırıyor. Şimdi niye olma derim, bir sor. Niye? Abi milletvekili olacağım, vergi vermeyeceğim. Ben ne anladım bu işte? Ne güzel, İşimi Sayın Bakanım, ne güzel. Siz vergi veriyor musunuz Allah aşkına? Tabii veriyorum ya. Bir sigara alıyorum. 3 tane devlet alıyorum, ne olacak? Vergi almış oluyorsunuz Sayın Bakanım. Yo, ben maaşımı oradan çıkartıyorum. Çalışmalarıma gelin, katılın. Esnaf ziyaretleri var. Siz seversiniz esnafı. Ya bugün kendime izin yazdım. Kafama göre takılıyorum. Hiç gerek yok. Evet. Ya esnaf beni zaten kucaklıyor her defasında. Çok şükürler olsun da. Dediğim gibi ben hiç bulaşmayayım. Aldığınız vergilerden dolayı da çok memnun bu esnaf. Estağfurullah, ne demek o? Ya ben vergi almasam olur mu? Peki Sayın Bakmayanım. Ütopya bizden hizmet bekler. Beklesin. Ben de vergi bekliyorum. Ya gördünüz işte. Milletvekili adayıymış. Allah kolaylık versin de boş yap ya abi. Siz siyaset gidiyor. Yok vatan, millet, Sakarya, yalan yemişim öyle şeylere. Sorsan sigara bile içmiyordu. Devlete ne yararı var ki o zaman? Sigara içecek adam dedim. Bak bak nasıl içiyor bak. Bak. Ha? Aferin abi. Bak o bir tane içti, ben bir paket kazandım ha. İşte bu vergidir. İç 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 yarasın, aferin. Ben vergi veriyorum. Nasıl veriyorum? Sigarayla. Sigara içmeyin. Ya da için. Devletimiz kazansın. Hocam, nasılsınız hocam? İyiyim, sen nasılsın? Çok şükür hocam. Hocam, bildiğiniz üzere Ütopya bağımsız milletvekili adayıyım. Ve bu konuda sizden en büyük desteği bekliyorum. Dinimiz gereği biz demokrasiye,
siyasete, politikaya, ikiyüzlülüğe karşıyız. Desteklerimiz hocam, sonuna kadar geri plandadır. Bizden destek desteğimizi beklemeyin. Desteğimizi verirseniz yeter hocam. Desteklerimizi hiçbir zaman beklemeyeceksiniz. Hocam demokrasi her şeydir. Demokrasi bir yalandır. Şerizm kanunlarına göre demokrasi yoktur. Bu kanunlar bizim ülkemizde geçerli değildir. Demokrasi her şeydir. Herkes eşittir. Hiç kimse hiçbir şeyle, hiçbir görüşle birbirinden farklı olamaz. Herkes hiçbir zaman eşit olamaz. Şimdi 2-3 cahille ben bir miyim, eşit miyim? Senle ben eşit miyim? Olamam. Seni o 2-3 cahil seçiyor. Beni yüce bir kudret. O 2-3 cahil dediğiniz halk olmasaydı siz kimlere fetva verecektiniz Sayın Hocam? Fetva verecek insan kimlerin çok... aklını çelecektiniz Sayın Hocam? Bizde akıl çelme yok. Bir ideolojiyi savundunuz diye o insanlardan üstün olacağınızı mı sanıyorsunuz? Biz ideoloji savunmuyoruz. Şerizm bir ideoloji değildi. Ütopya'nın kuruluşundan itibaren gelen kanunlardır. Söylediğiniz bir kanun yoktur. Ben meclise geldiğim ilk gün, ilk hizmetim bu tasarıyı oluşturmak olacak. O kanunlar göklerden gelen bir kararla oluşturuldu. Sizin gibi oturup 3-5 kişiyle şöyle mi olsun, böyle mi olsun diyerek oluşturulmadı. Siz o insanlardan üstün olamazsınız. Kesinlikle katılmıyorum buna. Yüzlerce yıldır böyle gelmiş, böyle de gidecek. Haddini bil, münafık. Az önceki istediğim desteği geri alıyorum. Keşke hiç burada karşılaşmasaydık. Biz o görevi aldığımız gün bu iş burada kapanacak. Kapanmayacak. Yalan olacaksınız. O defteri kapatacağız. O defteri kapatacağız. Siz demokrasiyi savundunuz. Halk bizden hizmet bekliyor. Halk bizden bilimsel fikirler bekliyor. Münafık, zındık. Tamam hocam, siz haklısınız. Tanıştığıma memnun oldum, görüştüğüme memnun oldum. Destek falan vermeyin. Yok destek. Görüşürüz. Ben Ütopya Diyanet İşleri İl Başkanıyım. Seçimlerden dolayı yanıma bir tane başkan adayı mı, vekil adayı mı olacak bir şahıs geldi. Bana demokrasiyi savundu. Biz şerizm kanunlarına göre yönetilmek isteriz. Buna göre hayatımızı idam ettiririz. Bunların yalan olan demokrasisini, yalan olan sistemini reddeder, karşısında durarız. Bunların savunduğu sistemde pisliklik var. Şu an o sistem üzerine gidiyorlar. Sokağa baktığınız zaman çöp, çöp, insanların yaşayışı. Bunlar kendi sistemlerinde düzeltemiyorlar. Düzelecek mi gelince bunlar başa? Gelmiş bir de bu hadsiz elimi öpüyor. Elimi kirletti münafık. Atalarımızın dini yüzyıllardır yaşıyor. Yüzyıllar boyunca da yaşayacak. Tanrı'nın kıyameti gelmeden de bitmeyecek. Ama bu gibi Yezidler olduğu sürece kıyamet yakındır. Ben Ütopya'nın Diyanet İşleri İl Başkanı. Diğer insanlarla bir değilim. Demokrasi beni diğer insanlarla bir tutuyor. Hiçbir zaman bir olmayacağım. Dinimize göre demokrasi çok büyük bir yalandır. Demokrasiyi savunan münafıktır, zındıktır. Ve bu zındık münafıkların da katli vaciptir. Ben Tanrı tarafından kendine görev verilen bir insanım. Bunları Tanrı'ya şikayet edeceğim. Ve bu münafıkların katli vacip olduğu gibi bunları katletmek için de en ön safta savaşacağım. Ne kadar hızlı giriyor lan bu inşaat? Yeni Ütopya'nın mimarı. Savaştan öyle bir çıktı ki Ütopya, başkanla farklı bir anıldı Ütopya. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Başkanım, Ütopya sizinle beraber bir yükselişe geçti. Sizinle beraber bir şahlanışa geçti. Şimdi biliyorsunuz ki şehir yıkılmıştı. Biz bakmayanlarla birlikte masaya yatırdık tüm projeleri. Dedim ki önce saçımı sarıya boyayayım. Sarıya boyadım. Başladık işlere. Hepsi bu. Ütopya'da şeytan diye bir şey yok.